Müsaadenizle bugünkü videomuzu Tevrat'tan bir kesitle açmak istiyorum. Evet. Hiram dökme tunçtan 10 kübit çapında, 5 kübit derinliğinde ve çevresi 30 kübit olan yuvarlak bir havuz yaptı. 1 Krallar 7.23. Ya ne kadar derin, öyle değil mi? Ha, bunu niye okuduğumu anlamadınız mı? Anlatayım. Burada bahsedilen Hiram, Süleyman peygamberin Tanrı için inşa ettiği sarayı süslesin diye Lübnan'ın Sur kentinden getirdiği bir işçi. Konumuz için önemli değil. Türkçe'ye bazen arşın olarak çevrilen kübit ise tabii ki kuantum bilgisayarlardaki kübit değil. Latince'deki kubitum, yani dirsek kelimesinden geliyor ve dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan eski bir ölçü birimi. Ki o nedenle arşın diye çevirmek aslında çok doğru değil. Çünkü bizdeki arşın dirsekten değil, omuzdan parmak ucuna kadar olan yaklaşık 66 santimlik bir mesafe. Ama ne olursa olsun tahmin edebileceğiniz gibi kübit de tıpkı arşın gibi kişiden kişiye değişiyor ve genelde 46 santim olarak kabul ediliyor. Gerçi zaman içinde kübitin tanımı da değişerek arşına benzer bir uzunluğa erişmiş. O nedenle bazı yerlerdeki eş anlamlı kullanımı çok daha hatalı sayılmaz. Her neyse, az önce okuduğum metinde bundan çok daha büyük bir problem var. Belki fark etmişsinizdir. O satırlarda çember şeklinde bir nesne tanımlanıyor ve bu çemberin çevresi 30 kübit, çapıysa 10 kübit olarak veriliyor. Halbuki hayatınızda sadece 30 dakika geometri gördüyseniz bunun imkansız olduğunu bilirsiniz. Çünkü bir çemberin çapına oranı her zaman pi sayısını vermek zorunda. Pi sayısının da 3.14159 diye giden bir sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çevresi 30 kübit olan bir çemberin çapı 10 kübit olamaz. 9.5 kübit olmalı. Yok, eğer çapı illa 10 kübit olacaksa o zaman da çevresi 30 kübit olamaz. 31.5 kübit olmalı. Aman canım, buçuğu da yuvarlayıvermişlerdir de diyemeyiz. Çünkü mesela Mısır'dan çıkışı anlatan Exodus 25.10'da tarif edilen ahit sandığının ölçüleri 2.5 kübite 1.5 kübit olarak veriliyor. Ve az önce okuduğum havuzun anlatıldığı babdan sadece birkaç bab sonra sarayın ayaklıkları üzerine kazanın yerleştirileceği boşluk tam olarak 1.5 kübit olarak tarif ediliyor. Yani Tevrat'ta buçuklu sayılar bol bol geçiyor. Bu durumda rasyonel bir şekilde varabileceğimiz tek bir sonuç var. Tanrı bile pi'yi 3 alıyor. Bir dahaki matematik dersinde hocanızın yüzüne bu acımasız gerçeği vurarak pi'nin küsuratlı kısımlarıyla uğraşmaktan kurtulabilirsiniz. Şaka bir yana, bugün 14 Mart. Yani tıp bayramı. Tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının bu özel gününü yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Ama bu videomuz açısından daha önemlisi, bugün aynı zamanda pi günü. Hani pi 3.14 diye gidiyor ya, 3. ayın 14. günü de bu nedenle pi günü olarak kutlanıyor. İşte bu nedenle eminim bugün internette pi günüyle ilgili bir dolu klişe bilgi ve video bulacaksınız. Ama ben bugün bunların arasından sıyrılarak size pi hakkında gerçekten bilmediğinizi tahmin ettiğim 7 ilginç şeyi anlatacağım. İlkini başta anlattım. Daha da ilginç olan 6'sı için hazırsanız başlayalım. Pi sayısı tarih boyunca insanları büyülemiş çok ilginç bir sayı. Başta da konuştuğumuz gibi aslında pi sayısının ana olayı bütün çemberlerin ortak bir özelliği olması. Hangi çemberi alırsanız alın çevresini çapına böldüğünüzde pi sayısını elde ediyorsunuz. Ama tabii ki kimse bir gün kalkıp da ya ben çemberlerin çevresini çapına bölersem ne elde ederim diye sormadı. Daha ziyade antik Yunanlar felsefi olarak kusursuz bir geometrik şekil olarak gördükleri, tanrısal boyutu temsil ettiğine inandıkları çemberi, tarım, mimarlık ve toprak paylaştırma gibi son derece pratik amaçlar için kullandıkları ve dünyevi geometriyi temsil eden kareyle birleştirmek istediler ve şu soruyu sordular. Öyle bir kare inşa edebilir miyim ki alanı bir çemberinkine tam olarak eşit olsun? Aslında bu bizler için çok basit bir soru. Bir ortaokul öğrencisi bile bu soruyu rahatlıkla cevaplayabilir. Sorun şu ki
O zamanlarda cebir daha bilinmiyordu. Cebirin olmadığı bir dünyayı günümüzde hayal etmesi bile zor. Ama o zamanlar atıyorum x kare eşittir 9 sa x nedir gibi bir soruyu bırakın çözmeyi, bunu sorabilecek matematiksel araçlardan bile yoksunlardı. X yoktu ya, öyle düşünün, x yoktu. Eğer yapabilecek olsalar, yine bugün herhangi bir ortaokul öğrencisinin de yapabileceği üzere, çemberin alanını pi're kare olarak hesaplayıp ona eşit alana sahip bir karenin alanının a kare olması gerektiğini tespit edip basit bir cebirsel işlemle böylesi bir karenin bir kenarının r kök pi olması gerektiğini kolaylıkla bulabilirlerdi. Ama işte bunu keşfedebilecekleri matematik daha ortada yoktu. O zamanlarda sadece temel birkaç işlemi biliyorlardı ve bu işlemlerde aslında sahip oldukları ana mühendislik araçlarının bir uzantısıydı. Bir düz kenar, bakın bir cetvel bile değil, sadece bir düz kenar ve bir pergel. Tabii ki o dönem bazı diğer mühendislik tasarım araçlarına da sahiplerdi. Ama bu ikisini evrenin kusursuzluğunu ve matematiğin saflığını yansıtan en hassas ve isabetli ölçüm araçları olarak görüyorlardı. Dolayısıyla aslında sordukları soru şuydu: sadece bir düz kenar ve bir pergel kullanarak alanı bir çemberinkiyle aynı olan bir kare inşa edebilir miyiz? İşte bu Yunanların çemberi kareleştirme problemi olarak adlandırdığı büyük bir matematiksel gizemdi. Çünkü düşünecek olursanız bir düz kenar ve bir pergelle yapabileceğiniz işlemler gerçekten çok sınırlı. Mesela toplama yapabiliyorlardı. Çünkü iki uzunluğu üst üste koyarak sayıyı büyütebiliyorlardı. Çıkarma yapabiliyorlardı. Mesela bir çizgi çekip ondan başka bir uzunluktaki çizgiyi çıkarıp aradaki farkı bulabiliyorlardı. Çarpma yapabiliyorlardı. Mesela bir üçgen çizip onun kenarlarını direkt olarak uzatarak boyutunu orantılı bir şekilde büyütebiliyorlardı. Bölme yapabiliyorlardı ki bu çarpmanın tam tersi. Mesela büyük bir üçgenin içine daha küçük bir üçgen oturtarak bölme işlemini yapabiliyorlardı. Ve son olarak tuhaf bir şekilde karekök almayı biliyorlardı. Bunun için de yapmanız gereken bir yarım çember çizip herhangi bir noktasından onu dikine bölmek. Buradaki bu yarım kirişin uzunluğu bu uzun parçanın karekökü oluyor. Bu kadar. Hadi bakalım. Şimdi bu kadarcık işlemle alanı bir çemberin alanına eşit olan karenin bir kenarını hesaplayın. Çok uğraştılar. Bildikleri her şeyi denediler. Ama bir türlü sonucu tam olarak bulmayı başaramadılar. Zaten bulamazlardı da. Ama bunun matematiksel olarak ispatlanması neredeyse 2000 yıl sürecekti. Sorun şu ki o alan denkleminde karşımıza çıkması gereken pi sıradan bir sayı değil. Her şeyden önce irrasyonel bir sayı. Size daha önceden altın oran videosunda da anlattığım gibi irrasyonel sayı mantıksız sayı demek değil. İrrasyonel rasyonel, yani rational, yani oranlanabilir kelimesinin negatifi. Oranlanamaz sayı demek. Gerçekten de pi sayısı iki tam sayının oranı olarak yazılamıyor. İlkokulda kolaylık olsun diye 22 bölü 7 diye bir şey öğretiliyor. Ama 22 bölü 7, 3.142.857.142.85 sayısının ondalık basamaklarının tekrar eden versiyonu. Pi sayısı ise 3.141.592.653.58 diye başlıyor. Ki bu bile 22 bölü 7'nin %0.04 hatalı olması demek. Ama daha önemlisi pi sayısı 22 bölü 7'nin aksine kendini tekrar etmeyen bir şekilde sonsuza dek devam ediyor. Zaten o nedenle irrasyonel. Eğer bir yerde duruyor olsaydı veya kendini tekrar ediyor olsaydı iki tam sayının oranı olarak yazabilirdik. İşte pi'nin bu tuhaf özelliği Pisagor ekolünden olan Yunanlar için çok şaşırtıcı bir olaydı. Çünkü sayıların kutsal ve kusursuz olduğuna inanıyorlardı ve irrasyonel sayılar bu kusursuzluğa leke düşürüyordu. Gerçi bu sayılar o dönemde bilinmiyor da değildi. Pisagorcular daha önceden kök 2 sayısının da irrasyonel olduğunu fark etmişlerdi. Hatta yine altın oran videosunda anlattığım gibi Hippasus'un bunu ispatlamasının onun öldürülmesiyle sonuçlandığı anlatıla gelir. Tüm bunların detayları o altın oran videosunda. Ama şu var, antik Yunanlar kök 2'yi hesaplayabiliyorlardı. Eğer sadece bir düz kenar kullanarak bir kenarı bir birim olan bir kare inşa ederseniz onun bir köşesinden diğer köşesine olan mesafe tam olarak kök 2 birim olacak. Yani bir sayının irrasyonel olması onun Yunanlarca hesaplanamaması anlamına gelmiyordu. Buna rağmen pi'yi bir türlü hesaplayamıyorlardı. Çünkü pi sadece irrasyonel bir sayı değil, kök 2'den farklı olarak aynı zamanda transandental bir sayı. Bunun bugünkü anlamı şu: pi sayısı
tam sayılı katsayıları olan bir polinomun çözümü, yani kökü olamaz. Ama daha kolayı bu şu anlama geliyor. Pi sayısı sadece bir düzkenar ve bir pergel kullanarak tahmine yer bırakmaksızın tam bir isabetle hesaplanamaz. Tabii Yunanlar o dönemde bundan bir haberdi. Dolayısıyla onlarca yıl boyunca uğraştılar. Hatta onlardan sonra diğer matematikçiler de denediler. Ama kimse bir türlü başaramadı. Nihayet ta 1882 yılında Ferdinand von Lindemann bunun imkansız olduğunu matematiksel olarak ispatlayarak bu denemeleri nihayete erdirdi. Şimdi üçüncü hikayemiz aslında antik Yunanlarla ilgili bu ikinci hikayemizin devamı niteliğinde. Çünkü her bilimsel gerçekliğin ortaya çıkarılmasında olduğu gibi Lindemann'ın yaptığı bu ispatta iki tip insanı yıldırmadı. İlki sahte matematik olarak da bilinen, matematikçilerin yalan söylediğini iddia eden bir grup kaçık. Bunlar kendilerince matematiğe katkı sağlamak isteyen ama matematiğin temel kurallarını hiçbir temele dayanmaksızın hiçe saymak geri durmayan, kendi ispatsız metotlarının ispatlanmış metotlardan daha doğru olduğuna inanan insanlar. Günümüzde bunun gibi insanlar halen varlar. İşte astrologlar, falcılar veya müneccimler falan gibi tipler işte bunlar. İkincisi ise başta anlattığım türden hikayelerden ötürü pi'nin tanrı katında 3 veya 3.2 gibi farklı değerleri olduğunu iddia eden bir başka grup kaçık. Bunlar da rüyalarında tanrıyı veya meleklerini gördüğünü söyleyen, matematiksel gerçeklerin vahiy yoluyla kendilerine aktarıldığına inanan tuhaf tipler. Ve işte bu iki grubun kesişiminde pi ile ilgili bugün anlatacağım üçüncü hikayemizin başrolünde yer alan Edward J. Goodwin bulunuyor. Aslen Amerika'nın Indiana eyaletinde bir hekim olan Goodwin, Lindemann'ın 1882'deki ispatından rahatsız olmuştu. Tarihe bunu çürüten kişi olarak, yani çemberi kareleştiren kişi olarak geçmek istiyordu. Ama bunu yapabilecek matematiksel altyapıdan yoksundu. Bir dizi matematiksel zırva karalayarak aklı sıra çemberi kareleştirmeyi başardı. Bu süreçte çok sayıda pi sayısı uydurması gerekti ve nihai olarak 3.2 gibi bir değerde karar kıldı. Benzer şekilde kök 2'nin milenyumlardır bilinen değerini de değiştirerek 10/7, yani 1.4285 diye giden bir sayı yaptı. Buraya kadar aslında bir problem yok. Gülüp geçebilirsiniz. Sonuçta herkes oturduğu yerden her şeyi sallayabilir. Ama herkesten farklı olarak Goodwin bir miktar force'a ve çevreye sahip biriydi. Temel düzeyde geometri bilen herkesin çürütebileceği zırvalarını daha o yıl, yani 1894'te yayın hayatına yeni başlayan ufak bir matematik dergisinde yayınlatmayı başardı. American Mathematical Monthly. Yani günümüzde matematikçilerin menbaı olarak görülen bugünün en saygın matematik dergilerinden biri. Ama işte ilk senesinde yazar çekmekte zorlanan dergi Goodwin'in saçmalıklarını yazarın ricası üzerine yayınlanmıştır notuyla editöryal mesuliyetten feragat ederek yayınlamayı seçmişti. Bu dergi ve bilim adına büyük bir hataydı. Bundan cesaret alan Goodwin, siyasi bağlantılarını da kullanarak harekete geçti. Amerika'nın Indiana eyaletinin temsilciler meclisine konu hakkında bir yasa hazırlattı. Yasa, çemberin gerçekten de kareleştirilebileceğini, bunu ispatlayan büyük dehanın Goodwin olduğunun hatırlanması gerektiğini ve Goodwin'in bu keşfini insanlığa ücretsiz olarak armağan ettiğini söyleyen, sahte bilimcilerde sık görülen tuhaf bir dile sahipti. Yani Goodwin, matematiksel gerçekleri hukuki yöntemlerle alt etmeyi ve kendini bu şekilde ölümsüzleştirmeyi istiyordu. İşin komik tarafı, temsilciler meclisindeki kimse yasanın içindeki matematiksel zırvaları anlayabilecek yetkinlikte değildi. Dolayısıyla ne yapacaklarını bilemediler. Yasa önce finans komitesine gitti ama onlar da yasanın içeriğini anlayamayınca bataklıklar komitesi diye eyaletin bataklıklarının yönetimiyle ilgili komiteye gönderdiler. Biraz esprili bir şekilde yasanın ölmesi için güzel bir yer bulmalarını rica ediyorlardı. Ama bataklıklar komitesi yasayı eğitim komitesine gönderdi ve akıl almaz bir şekilde bu komite yasanın içeriğini olumlu buldu. Nihayet oylamaya konan yasa 6 Şubat 1897'de Temsilciler Meclisi'nden sıfır itirazla geçti. Sıfır itiraz. Neye oy verdiklerini bile bilmiyorlardı. Tabii bu olay hemen haberlere düştü ve ulusal, hatta uluslararası çapta ilgi gördü. Neyse uzatmayayım. Nihayetinde Purdue Üniversitesi
Üniversitesi'nden matematikçi Clarence Waldo bu çılgınlığa bir son vermek üzere bilirkişi olarak eyalet senatosuna gitti ve senatörlerle konuşarak yasanın nihaileşmesi için geçmesi gereken senatodan geçmesine engel oldu. Böylece bu saçmalık da sona ermiş oldu. Ama bu yeterince force sahibi bir şarlatanın yeterince donanımsız bir meclisi ne kadar kolay yanıltabileceğinin çok güzel bir göstergesi. Daha da önemlisi bilimle desteklenmeyen şahsi inançların gerçeğin yerini almasının veya yasaları dikte etmesinin ne kadar tehlikeli olduğunun da bir hatırlatıcısı. Çünkü istediğimiz herhangi bir şeye inanabiliriz. Herhangi bir şeye. Bu inanç özgürlüğünün bize sağladığı temel koşuldur. Ama inandığımız şeylerin diğerlerinin hayatlarını veya gerçekleri dikte etmesini isteyemeyiz. Bu da inanç özgürlüğünün bize sağladığı ikinci temel koşuldur. Birini kabul edip diğerini etmemek olmaz. Çünkü yoksa bir başkası gelip kendi inançları nedeniyle sizin hayatınızı düzenlemeye kalkar. O nedenle insanların yasaları ve gerçeklerin tespiti inançlarla değil, bilimle yapılır. Sonuçta 8 milyar kişinin hepsi de pi'nin 3.14 küsür değil de ne bileyim 7.5 olduğunu söylese pi sayısının değeri değişir mi? Kütle çekimi değişir mi? Evrim değişir mi? Hayır. Dolayısıyla önce gerçekleri objektif olarak deneyle, bilimle, akılla, mantıkla tespit edeceğiz. Sonrasında o gerçeklerin inançlarımızın neresine oturduğunu subjektif bir şekilde tespit edebiliriz. Zaten sadece ve sadece bunu yapabilen kişi ve toplumlar ilerliyorlar. Yapamayanlar istikrarlı olarak geri kalmaya devam ediyor. Her neyse, bu üçüncü hikayemizdi. Dördüncüsü için size daha ilginç bir soru sorayım. Eğer ki pi'nin basamakları bitmiyorsa sizce pi'yi kaç almalıyız? 3 mü? 3.14 mü? 3.1459 mu? Yoksa daha fazla basamak mı? Bu hesaplamak istediğiniz şeyi ne kadar hassaslıkla hesaplamak istediğinize bağlı olarak değişebilir. Şöyle düşünün. Gözlenebilir evrenimizin çapı 93 milyar ışık yılı kadar. Yani yaklaşık 880 milyon kere katrilyon kilometre. Çapı bu kadar olan bir çemberin çevresini pi çarpı d formülüyle hesaplayabiliriz. Bu yaklaşık 3 milyar kere katrilyon kilometre ediyor. İşte bunu hesaplarken eğer pi'yi 3 alırsak hata payımız %1.33 civarında olurdu. Bu kulağa az geliyor ama gözlenebilir evrenimizin çevresini 37 milyon kere katrilyon kilometre hatalı hesaplamak demek olurdu. Pi'yi 3.14 aldığımızda hata payımız %0.053'e düşüyor. Gayet iyi ama yine de evrenin çevresini 1 milyon kere katrilyon kilometre hatalı ölçüyoruz. Az buz değil, bu 106 milyon ışık yılı gibi absürt bir mesafe hatası demek. İşte bu nedenle NASA astrofizik ölçümlerinde noktadan sonra 3-5 tane değil tam 15 basamak kullanıyor. Bu sayede gözlenebilir evren büyüklüğündeki bir çemberin 880 milyon kere katrilyon kilometrelik çapını ölçerken ki hata payı sadece 3.8 santimetreye, yani pratik olarak %0'a iniyor. Muazzam, öyle değil mi? Ama bu kadar hassas bir ölçüme ihtiyacınız yoksa, çoğu gündelik mühendislik problemi için 3.14, 3.1 ve hatta kimi gevşek işler için 3 bile fazlasıyla yeterli. Yine de çoğu mühendislik uygulamasında güvenlik nedeniyle 3.14 ile 3.1459 arasında bir değer kullanılıyor. Bunlar size yeter de artar bile. Peki, 5. hikayemiz için size başka bir soru soracağım. Bir üçgenin 3 tane köşesi var, öyle değil mi? Peki ya bir yarım çemberin kaç tane köşesi var? 0 mı? 2 mi? 3 mü? Yoksa sonsuz sayıda mı? Ne dersiniz? Bunu kanal duvarında sorduğumuzda 186 bin kişinin %64'ü sonsuz dedi, %24'ü 2 dedi, %12'si ise 0 veya 3 dedi. Aslında soru birazcık muallak bir soru ve köşe dediğimiz şeyi nasıl tanımladığınıza göre değişiyor. Geometride köşe iki çizginin buluştuğu nokta demek. Yarım çemberde biri eğri, diğeri düz olan iki tane çizgimiz var ve bunlar şu iki noktada kesişiyorlar. Dolayısıyla 2 aslında oldukça iyi bir cevap. Mind Your Decisions kanalından Preş'in de kendi videosunda harika bir şekilde izah ettiği gibi yarım daire şeklinde bir sehpanız olsaydı çocukların bunun sivri iki köşesine çarpmasından korkardınız. Çünkü o şeklin gerçekten de iki tane köşesi var. Bazıları geometrik bir noktanın köşe olabilmesi için rastgele iki çizginin değil iki düz çizginin buluşması gerektiğini söylüyorlar. Yani doğru veya doğru parçasının. Tıpkı bir üçgen veya karede olduğu gibi. Bu tanıma göre yarım çemberin hiçbir köşesi yok.
Yani cevap 0. Ama bence en iyi cevap sonsuz cevabı. Yarım çemberi değil de çemberi düşünelim. Bir çemberin 0 köşesi mi var yoksa sonsuz köşesi mi? Çünkü bir üçgenle başlayıp durmadan kenar sayısını arttırırsanız giderek bir çembere yakınsayacaksınız. Ve gerçekten de birçok matematikçi bir çemberin aslında sonsuz kenarlı bir çokgen olduğunu düşünüyor. E çemberin sonsuz köşesi varsa yarım çemberin de sonsuz bölü 2'den yine sonsuz köşesi olacak. Bu arada yarım çemberin 3 köşesi olabileceğini düşünenlerin bunu düşünme sebebi bu eğri kenarın tepe noktasının da 3. bir köşe olduğunu düşünmekten kaynaklanıyor. Dediğim gibi kesin bir cevap yok. Önemli olan neyi neden o şekilde söylediğimizi temellendirebilmekte. 6. hikayemiz pi'nin basamaklarını doğru bir şekilde hesaplayabilmekle ilgili. Bu aslında sadece matematiksel bir hobi değil. Aynı zamanda matematiğin sınırlarını öğrenebilmemiz ve bunların mühendislikteki karşılığını tespit edebilmemiz açısından da çok önemli. Bakın bu grafik yıllar içinde pi'nin tespit edebildiğimiz basamak sayısının değişimini gösteriyor. Uzunca bir süre bir basamakta yani 3'te kaldıktan sonra yavaş yavaş daha fazla basamağı hesaplayabilmeye başladık. 3.1, 3.14, 3.141, 3.1415 diye gitti. 18. yüzyılda matematiğimizin iyice gelişmesiyle artık 100 basamağa kadar hesaplayabiliyorduk. Asıl ilerleme ise tam da bu noktada. 1950'lerde başladı. Bunu mümkün kılan 1945'te ENIAC adı verilen ilk genel amaçlı bilgisayarların doğuşuydu. Sonra muazzam bir hızlanma yaşadık ve 18 Nisan 2023 itibariyle süper bilgisayarlar yardımıyla tam 59 gün boyunca aralıksız hesaplama yaparak pi'nin 100 trilyon basamağını bulabiliyoruz. Ve buna rağmen bulduğumuz sayılar hala kendini tekrar etmiyorlar. Akıl almaz. O kadar rastgele sayı içinde doğum tarihinizi, internet sitelerinde kullandığınız şifreleri ve TC kimlik numaranızı falan bulabilirsiniz. Hatta bunun için yapılmış siteler de var. Onları da inceleyebilirsiniz. Ama bu konuyla ilgili beni en çok üzen hikaye 19. yüzyıl matematikçilerinden William Shanks'inki. Adamcağız elindeki tüm kaynakları kullanarak yıllar boyunca hesaplama yapıp pi'nin ilk 707 basamağını hesaplamayı başardı. Ama kullandığı algoritma bugün de pi'nin basamaklarını bulan birçok diğer algoritma gibi her seferinde bir önceki basamağın değerinin doğru olmasına dayanıyordu. Ne yazık ki Shanks fark etmemiş olsa da 527. basamağı yanlış hesaplamıştı. Adamın sonradan yıllarını vererek hesapladığı 180 diğer basamak sırf bu nedenle hatalıydı. Olsun. Bakın onca diğer doğru hesaplayanı konuşmuyoruz da William Shanks'i konuşuyoruz. Bazen hata yapmak da güzeldir. Onu kabullenebildiğiniz ve kendinizi geliştirebildiğiniz müddetçe. 7. ve son hikayemiz ise pi'nin gündelik yaşantımızdaki önemiyle ilgili. Ama size öyle ayağa düşmüş bir örnek vermeyeceğim. Amerika'nın en meşhur kriminal vakalarından olan O.J. Simpson davasından ve bunun pi ile ilişkisinden bahsedeceğim. Burada bu devasa olayın tüm detaylarına girmem mümkün değil tabii. Hakkında onlarca kitap ve belgesel yayınlanmış 100 yılın davası olarak bilinen bir dava bu. Ama özetle 1994 yılında başlayan ve 11 ay boyunca süren davada eski bir Amerikan futbolu oyuncusu olan O.J. Simpson'ın eski eşi Nicole Brown Simpson'ı ve onun arkadaşı olan Ronald Goldman'ı öldürüp öldürmediği araştırıldı. Bizi ilgilendirense mahkeme kayıtlarından aldığım O.J. Simpson'ın savunma avukatı Robert Blazier'ın FBI özel ajanı Robert Martz sorguladığı şu kesit. Can you calculate the area of a circle with a 5 millimeter diameter? I don't know right now what it is. Well, what's the formula for the area of a circle? Pi r squared. What's pi? Well, you're really testing me. 2.12 2.17 I don't know. How about 3.1214? Is that what Is it pi essential to being a scientist, knowing what it is? I haven't used pi since I was in, I guess, high school. I don't know. Let's try 3.14. Ömrü laboratuvarda geçen bir ajanın pi sayısını bilmemesine mi yanayım? Yargıcın kendinden son derece emin bir şekilde 3.1214 olmasın demesine mi? Tabii ki pi sayısı ezbere bilinecek diye bir şey yok. Sonuçta birçok hesap makinesi artık hazır bir şekilde bunu verebiliyor. Ama yine de pi sayısının kültürel önemi işte burada da karşımıza çıkıyor. Bu arada bu kesit burada sorguya çekilen ajan ve ekibinin kan analizini düzgün yapıp yapmadığı ile ilgiliydi. Savunma avukatı alınan kan örneğinin büyüklüğünü deli
eşik deşik ederek kanıt toplama ve işleme sırasında düzgün bir iş çıkarmadıklarını göstermeye çalıştı. O nedenle ajanın beyaz sayfa üzerinde kan örneğinin alanını hesaplayabilmesi çok önemliydi. Ve gerçekten de O.J. Simpson'ın suçsuz bulunmasının en büyük nedeni FBI'ın elindeki cinayet kanıtlarını düzgün işlememiş olduğuna yönelik şüphenin oluşması oldu. Yani belki de Pete tek başına değil ama bir dizi diğer bilimsel gerekçeyle birlikte 100 yılın davasında sonucu etkilemiş oldu. İşte böyle. Artık anlamış olacağınız üzere pi sayısı hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Ama önemli olan onun hanelerini ezberlemek veya yüzeysel nitelikleri üzerinden şov yapmak değil. Önemli olan onun ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlamak. Çünkü bir şeyleri anca anlarsak onları doğru kullanabiliriz. Pi gününüz kutlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.